dostlarım. Bu videomda sizlere dünyaca tıbbın babası olarak kabul edilmiş Hipokrat'ın kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Dünya tarihine mal olmuş şahsiyetlerin dini, dili, ırkı, hatta dinsizliği Allah ile onların arasındadır. Ben burada sadece objektif olarak anlatmaya çalışıyorum. Hipokrat M.Ö. 370 ile 460 yılları arasında yaşamış bilim adamı, tıp adamı ve felsefecidir. Hipokrat adını bilmeyenleriniz bile mutlaka duymuştur. Tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler Hipokrat yemini ederler. Yani Hipokrat adına yemin ederler. Hipokrat tıp dünyası için bu kadar önemli bir insandır. Hipokrat antik Yunan çağında İstanköy, Güney Ege, Yunanistan'da doğmuştur. Hipokrat, antik Yunan'ın en ünlü doktoruydu, Hipokrat okulunun da kurucusuydu. Antik Yunan'da tıp geleneksel olarak felsefeyle ilişkilendirilirdi. Hipokrat, tıbbı diğer farklı alanlardan ayırarak bir devrim yaratmıştır. Ve böylece tıbbı ayrı bir meslek dalı olarak kuran ilk insandır. Tıp fakültelerinde yaptırılan Hipokrat yemini, mesleğin icrasında doktor ahlakının gerçek bir kodudur. Hipokrat çoğu zaman doktorun kadim olduğu bir mükemmellik modeli olarak sunulur. Soranus, Hipokrat'ın babasının da bir doktor olduğunu yazmıştır. Tarihçiler Hipokrat'ın 460 yılında doğduğu konusunda hemfikirdir. Annesinin de Tizane'nin kızı Praxitela olduğunu yazdı. Soranus, Hipokrat'ın tıbbı babasından ve büyük babasından öğrendiğini yazmıştır. Soranus'a göre Hipokrat, İstanköy'ün iyileşmesi için tapınakta eğitildi. Platon diyaloglarında Hipokrat'tan bahsetmiştir. Platon, Hipokrat'ın vücudun doğası hakkında bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü öne sürmüştür. Hipokrat hayatı boyunca tıp öğretmenliği ve pratiği yapmıştır. Hipokrat, Tesalya, Trakya ve Marmara Denizi'ne kadar gitmiş, buralarda tıbbi çalışmalar yapmıştır. Hipokrat'ın teorisi şudur, etkiyi hastalıkların, tanrıların ve batıl inançlarla ilgili olmayan doğal nedenlere sahip olduğuna inanan ilk kişi olduğu söylenir. Hipokrat, tıp disiplinini dinden ayıran insandır. Hipokrat, sıkı disiplin, profesyonelliği ve titiz çalışmasıyla dikkat çekiciydi. Hipokrat, hastalığı ve tıbbi durumu tanımlayan ilk kişidir. Hipokrat hastalıkları akut, kronik, salgın ve endemik olarak sınıflandırmıştır. Hipokrat'ın İskenderiye'de toplanan yaklaşık 70 sağlık eseri vardır. Aristoteles'e göre Hipokrat, Büyük Hipokrat olarak anılıyordu. Hipokrat, yaygın olarak tıbbın babası olarak anılır, yaptığı katkılar tıp tarihinde devrim yaratmıştır. Ancak ölümünden sonra tıpta ilerleme durmuştur. Hipokrat 90 yaşında Larissa Yunanistan'da hayatını kaybetmiştir. Hipokrat tıp tarihine ve felsefe tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde tıp öğrencileri mezun olurken onun adına yemin ederler. Bu kadar önemli bir insandır. Elimden geldiğince sizlere kısaca Hipokrat'ın biyografisini anlatmaya çalıştım. Hoşça kalın dostlarım.